Merhaba sevgili arkadaşlar. Soru zamanı. İlk sorumuzdan başlayalım. Evet. Yanda uzun bir kemiğin bölümleri numaralarla gösterilmiştir. Buna göre bu bölümlerden hangisi kemiğin boyuna büyümesinden sorumludur? Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kısımları görüyoruz arkadaşlar. Evet, sarı kemik iliği var burada. Süngerimsi yapı, sert yapı ve kıkırdaklar var. Doğru cevabımızı görecek olursak ise doğru cevabımız D şıkkı yani 4 numaralı bölümdür diyoruz. İkincisi, evet arkadaşlar bir tablo verilmiş. Bu kas çeşitleri için hazırlanan yukarıdaki tabloya göre K, L, M kasları hangi seçenekte doğru verilmiştir? Kas çeşidine S demiş, çalışma hızına yavaş, çabuk yorulur mu cevabını sorusuna hayır ve çalışma şekline istemsiz demiş. L'ye çalışma hızı çok hızlı, çabuk yorulur mu ya evet ve çalışma şekli sorusuna istemli demiş. N kas çeşidine ise çalışma hızı hızlı, çabuk yorulur mu sorusuna hayır ve çalışma şekline istemsiz demiş. Arkadaşlar şıklarımızda da S, L ve N kasları için düz kas, çizgili kas, kalp kası şeklinde şıklarda yorumlar yapılmış. Doğru cevabımızı görecek olursak evet, doğru cevabımız A şıkkı. Yorumunu yapacak olursak arkadaşlar, bakınız. S, çalışma hızı yavaş, çabuk yorulur mu ya? Hayır ve çalışma şekli istemsiz. Yani ya kalp kası olacaktı ya düz kas olacaktı. Kalp kası olabilmesi için çalışma hızının hızlı olması gerektir arkadaşlar. O da zaten N kasında vardı. N kas çeşidine vardı. O yüzden doğru cevabımız A şıkkıdır. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki verilen kemik bölümlerinden hangisi sadece uzun kemiklerde bulunur? A. Sarı ilik. B. Kemik zarı. C. Süngerimsi doku. D. Eklem. Sevgili arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz bölümlerden sadece bir tanesi yalnızca uzun kemiklerde bulunur. Bu da bir ilik çeşidi olan sarı kemik iliğidir. Yani cevabımız A şıkkıdır. Dördüncü sorumuz. Hangisi bitki hücresinde bulunup hayvan hücresinde bulunmaz? A. Çekirdek. B. Sitoplazma. C. Hücre duvarı. D. Hücre zarı. Sevgili arkadaşlar, bitki hücresinde biliyorsunuz bitkiye yeşil rengini veren klorofil yani kloroplast vardı fazladan ve hücre duvarı vardı. Hayvan hücresinde ise bitki hücresinden ayrı olarak sentriyoller yani sentrozomlar vardı. Burada bitki hücresinde bulunup hayvan hücresinde bulunmayan şıkkımız ise hücre duvarı yani C şıkkıdır. Beşinci sorumuz. Yanda bir hücreye ait kısımlar numaralarla gösterilmiştir. Birinci, ikinci ve üç ile gösterilen hücre kısımlarına yazılması gereken seçeneklerde yer almaktadır. Buna göre hangi seçenekte verilen kısım hiçbir alana yazılmaz? A. Hücre zarı. B. Sitoplazma. C. Çekirdek. D. Sentrozom. Şimdi sevgili arkadaşlar, bakacak olursak bakınız burada bir çekirdeği görüyorsunuz. Çekirdeğin yanında hücre zarını ve neyi görüyoruz? Sitoplazmayı görüyoruz. Ancak bir özellik sitoplazmada bulunan bir organel olan sentrozomu göremiyoruz. Yani cevabımız D şıkkıdır. Altıncı sorumuz. Hücrelerinde kloroplast ve hücre duvarı bulunan bir canlı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Bir balık olabilir. B. Görmüş olduğunuz gibi bitki olabilir. C. Bir insan olabilir. D. Bir fil olabilir. Sevgili arkadaşlar, burada hücrelerinde kloroplast ve hücre duvarı bulunan canlı her zaman nedir arkadaşlar? Diğer canlılardan ayıran bir özelliktir zaten. Cevabımız B şıkkı yani bitkidir. Yedinci sorumuz. Soluk alma sırasında vücudumuzda aşağıdaki değişikliklerden hangisi gerçekleşmez? A. Kubbe şeklini alır. B. Göğüs kafesi genişler. C. Akciğerlere hava dolar.
D. Kaburgalar arası kaslar kasılır. Şimdi sevgili arkadaşlar, soluk alma sırasında, evet diyaframdan bahsetmiştik. Soluk alma sırasında diyafram ne oluyordu arkadaşlar? Normalde şöyle çay tabağı gibiydi ama diyafram soluk aldığımızda hop geriliyordu. Gerilip düz şekli alıyordu. Dolayısıyla da soluk alma sırasında diyafram kubbe şeklini almaz. Tam tersi düzleşir. Cevabımız A şıkkıdır. 8. sorumuz. Yukarıdaki tabloda solunum sisteminde görevli yapı ve organlar yer almaktadır. Buna göre dışarıdan solunan havanın kana geçinceye kadar izleyeceği yol hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar, akciğeri, soluk borusunun yutak, burun, gırtlak ve bronşları görüyoruz. A şıkkında 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. B şıkkında 4, 6, 2, 3, 5 ve 1. C şıkkında 4, 3, 5, 2, 6 ve 1. B şıkkında 4, D şıkkında 3, 5, 1, 2, 4 ve 6. Şimdi arkadaşlar, biz soluk alma sırasına diyoruz ve sıralama yapıyoruz. İlk sırada 4 olması gerekiyor, öyle değil mi? Yani burun olması gerekiyor. O halde A ve D'yi eledik. Ondan sonra sırasıyla cevabımızı görelim. Sırasıyla bakınız, burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, bronş ve akciğerler diyoruz. Cevabımız C şıkkıdır. 9. sorumuz. Vücudumuzun ihtiyacı olan oksijenin kana geçmesi, kandaki karbondioksitin dışarı atılmasında görevli organ aşağıdakilerden hangisidir? A. Akciğerler. B. Böbrek. C. Deri. D. Kalın bağırsak. Sevgili arkadaşlar, oksijenin kana geçmesi için, karbondioksitin dışarı atılması için bizim canımız, ciğerimiz, hani ormanlar içinde aynı şeyi kullanıyoruz. Ormanlar bizim neyimizdi? Neyimizdi? Akciğerlerimizdi. Evet, oksijenin içeriye alınıp karbondioksitin dışarıya verilmesini sağlayan organ da akciğerlerimizdir. 10. sorumuz. Soluk alıp verme ihtiyacımızın nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru açıklanmıştır? A. Oksijenin kanda dönmesini sağlamak. B. Hücrelerde enerji üretimini sağlayabilmek. C. Karbondioksitin atılmasını sağlamak. D. Hareketimizi kolaylaştırmak. Sevgili arkadaşlar, soluk alıp vermemizin en temel sebebi elbette ki hücrelerde enerji üretimini sağlayabilmektir. Bu şekilde insan veya canlı hayatta kalabilir. Cevabımız B şıkkıdır. Evet sevgili arkadaşlar, sizlerle beraber sorularımızı çözdük. Bu soruların üzerine bol bol soru çözmeyi, tekrar etmeyi, hatta bu konularla ilgili belgeseller izlemeyi ihmal etmeyin. Hadi bakalım, görüşürüz.